Sayın Kaymakamımız, biz bir toplanalım, pazartesi günü için bir toplanalım dedi. Paylaşalım bunu, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Biz bunu paylaşmak için bugünkü bu toplantımızın amacı bu. Ne yapabiliriz, ne edebiliyoruz diye. Şimdi bu koronavirüsten dolayı pazar esnafında büyük sıkıntı var. KGF kredisi diye bir kredi devletimizin verdiği destekten dolayı üyelerimiz her gün arayarak bilgilenmek istediler. Ben bunun banka müdürleri, Halk Bankası müdürü ve Ziraat Bankası müdürüyle her gün görüşüyorum kendileriyle, sık sık görüşüyorum. Bugün de ziyaretlerine gittim. Sağ olsunlar iki banka, Ziraat Bankası ve Halk Bankası taşın altına elini sokmuşlar, elinden gelen hizmeti veriyorlar. KGF kredisine de kısım kısım başladılar. Çok yoğun bir talepten dolayı kısım kısım adım adım gidiyorlar. Bugün Ziraat Bankası müdürümüz, kendisiyle görüştüm. Sayın Başkanım, elimizden geldiği kadar en yakın zamanda şu andaki prosedürleri, müracaat edilen evraklarını gönderiyoruz ve en yakın zamanda bunu vatandaşı faydalandıracağız dedi. Kaçkar Bölge Hastanesi'nin şu anda maske konusunda 10 günlük maske stoklarında var. 10-15 günlük bir maske stokunda var. Bunun yanında pazar halk eğitimi hızlı bir şekilde günde 1000 adet maske üretimi yapıyor. 1000 adet maske üretimi yapıyor. Şu anda ellerinde 13.000 maske yapacak malzeme var. Her gün 1000 adet üretiyorlar. Maskede bir sıkıntımız yok şu anda. Sadece anlaşılan tek giyimlik tulum ihtiyacımız. Onlardan da tebliğ edildi diyorsunuz. Sayın Sağlık İlçe Müdürü Tokat'ta bunun üretildiğini bana arz etti. Bunu da STK başkanlarımızla beraber el ele vererek ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Şu anda bizim el ele verip birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bugün İstanbul Dernekler Başkanı Sayın Mustafa Atar'la görüştüm. Sayın Mustafa Atar durumu arz ettim. Gıda yardımı olarak olsun, devlet hastanesine yardım olmak üzere olsun, ben İstanbul'dan sana 50 bin TL para göndereceğini arz etti, bilginiz olsun. Pazar halkı duysun bunu. Zaman kısa olduğundan dolayı Ankara'daki iş adamlarımızdan Sayın İrmak İnşaat sahibi Nizamettin Kabaoğlu'nu aradım. Nizamettin Kabaoğlu da 5 bin lira göndersem yeter mi başkanım dedi. Yeter şimdilik dedim. Yapaş Ekmek Fabrikası sahibi Gürsel Anlıaçı'yı aradım. Dedi ki 10 bin lira göndersem yeter mi dedi. Yeter dedim şu anda dedim Gürsel Bey dedim. Sağ olsunlar bizim pazarlı olup da dışarıda olan iş adamları da bu konuda çok duyarlı. Sizin de bilginiz olsun. Pazarlı olarak çok duyarlı arkadaşlarımız var. Bugün Mustafa Atar'ın bu jesti hakikaten pazar için, pazar sevdalısı olarak gerçekten kendilerini takdir ediyorum. Gürsel Bey'i takdir ediyorum. Nizamettin Bey'i takdir ediyorum. Diğer arkadaşlara da bu konuyu arz edeceğim kendilerine. İlle ki taşın altına herkes elini sokmaya hazır. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Ziraat Odası Başkanımız olarak, Şoförler Cemiyet Başkanımız olarak, Esnaf Kefalet Başkanımız yaş itibariyle gelemedi toplantıya. Muhtarlar Dernek Başkanımız, Sayın Başhekimimiz, siz de bilginiz olsun. Her konuda biz yardımcı olmaya hazırız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir şey arz edebilir miyim? Tabii efendim. Şimdi doktorumuz dedi ya bir aylık malzememiz var diye. Malzeme hoş durmuyor yani. Buna biz biraz daha ilave edemez miyiz? Onu demek istiyorum. Tabii ki ilave edeceğiz. Ben bir şey diyeyim mi? Bu tamam. Malzeme konusunu hani bir ortalama bir oturtuk değil mi başkanım? Ben şimdi pazar sadece biz Covid'e odaklandık. Şimdi kadın doğumcumuz geldi. Bu odaklanırken sadece ihtiyaçlarımız Covid malzemeleri yani bu tüketim maske bilmem neyle ilintili değil. Şuradan da kadın doğum geldi. Biz çok uzun zamandır ultrason istiyorduk. Çok ihtiyacımız var başka. Yani
doktor hanım yapıyordu, gösteremiyordu, Rize'ye gönderiyordu. Operasyon üzerine siyasetin öyle görüşlerim. Bir saniye, şey diyeceğim başkanım. Ben bu, bizde şu anda tıbbi tüketim malzemelerimiz, yani bu tüketim malzemelerimiz bir aylık, 20 günlük var. Ama ben bunu ultrasona çevirebilir miyiz? Benim isteğim ultrason alsak. Doktor hanım da geldi, ultrason alsak bir tane. Ama öyle bir riskli şey değil ki. Ben doktor oradaki yönetici olarak desem ki ultrason alalım. Hakikaten ihtiyacımız şu anda ultrason, şu 50-60 bin lira civarında bir şey olacak. Çok da pahalı istemiyoruz. Onu hani bilirken falan. Bir saniye bir şey diyeceğim başkanım. Ama öyle bir lanet ki Covid bu hızda gidiyoruz, bu trendle gidiyoruz. Hop falan fırladı. Malzeme tükense, bakanlık veya Rize'de de yetişmese, bakanlığımızda da yetişmese benim isteğim yerinde problem olur mu? Yani orada sıkıntımız var. Yoksa gerçekten şu anda ultrason daha ihtiyaçlıyız başkanım. Geldi kadın doğumcu, urolog var. Biz hangisine ultrasonu vereceğimizi şey yapıyoruz. Şimdi ultrasonu sen niye alamıyorsun diyorsun. Ben başkanım. Bunu sayın başkanlarımla beraber el ele vererek, sayın başkanlarımızla beraber el ele vererek, sayın bakanımız Osman Aşkın Bak'la banka konusunda kendisiyle geçen istişare ettim. Bankalar konusunda pazar esnafına yardımcı oldum. Olacağım dedi, sağ olsun ilgileniyor. Muhammed Avcı'yı da aradım. Muhammed Avcı'yı da aynı şekilde. Ben şimdi toplantıdan çıkar çıkmaz sayın bakanımız Osman Aşkın Bak'ı bu konuda rahatsız edeceğim kendilerine. Ondan da destek isteyeceğim. Başkanım, biz bu ultrason aletini sayın belediye başkanımızla beraber, sayın kaymakamımızla beraber sana bu cihazı temin etmeye çalışacağız. Bizim duyarlı esnafımız çok, dışarıda duyarlı esnafımız çok, tamam mı? Biz bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Benim birinci isteğim o başkanım. Tamam efendim. Gerçekten şu anda ihtiyacımız var. Evet. Sayın Basın. Kardiyoloji doktor geldi herhalde. Geldi. Şey, orada eksik var mı orada? Sayın doktorum, bu konuda bizi bilgilendirin. Biz elimizden geldiği kadar taşın altına elimizi sokalım. Doktor ihtiyacı varsa yardımcı olalım sana. Bizi yönlendir. Biz istediğimizi koparmaya çalışırız. Tamam mı? İstediğimizi koparmaya. Biz STK başkanları olarak biz bir hedefe gitmek için her zaman hazırız. Doktor ihtiyacımız başkanım, sadece anestezi ama bu dönemde vermiyorlar maalesef. Şu anda tabii ki bir sıkıntı içinde, Türkiye sıkıntı, sağlık sıkıntı içinde, sağ olsun Sağlık Bakanımız bu konuda çok duyarlı. Ama hakikaten sıkıntı var. Türkiye genelinde biz her ne kadar yaşamasak bile büyük illerde çok büyük sıkıntılar var. Bu konuda yardımcı olacağız. Halk Bankası da yapıyor, faiz alıyor. İş Bankası ile de görüştüm, diğer bankalara görüşüyorum. Bazı kredilerin faiz oranları, aldıkları oranlar yüksek oluyor. Bazıları kendi oranlarıyla yapıyor. Yani ertelemede sıkıntı yok. Bir, ikincisi kendi faiz oranlarıyla yapıyor. Bazı banka düşük vermişti, düşük faiz oranıyla yapıyor. Bu iş geçtikten sonra elimden geldiği kadar hiçbir esnafı ben kredi kartlarının iptalinden başlayıp maaşlarına kadar, o zaman devletle maaş alan özel bankalardan almak için elimden geleni yapacak. Osman Başkanım, şimdiki bugün bölge müdürümüzün ikisi de Akbank ve Garanti Bankası bölge müdürleriyle görüştüm. Yani biz taşın altına elimizi sokmaya her zaman hazırız. Hazır değil, nerede hazır? Şu anda geçici olarak bölgelerde kısım şubeleri kapattık. En yakın zamanda açacaklarını ifade ettik. Akbank bölge müdürü perşembe günü faaliyete geçireceğini arz etti. Garanti Bankası'nda da sıkıntı varsa üyelerimiz beni arasınlar, ben onlara yardımcı olacağım. Ertelenmeyi kredileri. Şimdi Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Ticar Esarcıklıoğlu geçtiğimiz 2 sene önce esnaflarımıza nefes kredisi şeklinde bir para dağıtmıştık. Bu elverişli ve uygun şartlar altındaydı. Şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız bu krediyi hazırladık, her şeyi hazırladık. Sayın Maliye Bakanımızla istişare halindeler.
en yakın zamanda bu kredide faaliyete geçecek. En yakın zamanda bu işlerde faaliyete geçecek. Bilginiz olsun, bilginiz olsun. Şimdi biz STK başkanları, pazar STK başkanları, en önemlisi pazar Açkar Bölge Hastanesi'nin sıkıntılarını Sayın Başhekimimizle dinleyelim. Ne ihtiyacımız var Sayın Başhekimimiz? Başkanım, bizim ihtiyaçtan ziyade ihtiyaç olabilecekleri belirtiyoruz. Tabii, ihtiyaç olabilecek. Olabilecekleri belirtiyoruz. Bir de şükür, doktorlarımız, evet. Doktorlarımız nerede yatıp kalktıklarını bize bilgi ver. Sıkıntı var mı, sıkıntı yok mu? İlk başta doktorlarımızın yatışını da anlatacağım. Doktor arkadaşlar ve personel arkadaşlarımız iki öğretmen evi ayarlandı şu anda. Yani müracaat edenleri biz zaten bildireceğiz. Henüz müracaat yok. Yani yerleştirdik. İki yemeği de büyük ihtimalle Ardışen Belediyesi üstlendi. Yemeği ilk başta pazar şey veriyordu. Öğretmen evi arkadaşlar belediye anlaşmıştı. Lahmacun gibi şey kuru yemekler veriyordu. Ondan şey yapınca Ardışen ben oraya da çıkarıyorum buraya da vereyim dedi. Veriyor. Yani onların lokantası var ya. Ardışen Belediyesi mi veriyor? Belediyesinin lokantası var. Lokantası var. Lokanta hizmet veriyor. Hizmet doktorlarımıza. Doktorlarımız memnun mu? Memnun. Hemşire ve doktor yalnız değil. Hemşire ve sağlık çalışanlarımız. Evet. Yani eve gidemeyen, ailesi yaşlı olan, hamile eşi olan onlar burada kalıyor. Orada şu anda sorunumuz yok. Artı bu süreçte arabalar yasaklanınca, minibüsler yasaklanınca biz iki taraftan da yardım istedik. İki tarafta bu işi sağladılar. Yani ihtiyacımız olsa gene sağlayacak Osman Bey'le şey. Belediye, orada da problemimiz belediye yok. Bu konuda... Belediye de mazot desteğini veriyor. Evet. Ardışen hem Milli Eğitim'den araba aldık hem belediyeden aldık. Pazarda hem belediyeden hem Osman Bey vasıtasıyla yani mazotunu belediye doldurup sivil araçlarla taşıyoruz. Bir Osman Bey. Yani orada problemimiz yok. Onları hallettik. Şeyi aldık. Kalan diyoruz ki malzeme ihtiyacımız. Malzeme ihtiyacımız şükür devletimiz gerçekten veriyor. Ama biz verirken misal çok tabana düşerken yani temkinli olalım. İleride bir şey olur yetiştiremez. Yetiştiremeyebilir çünkü çok artarsa. Bir dönem misal tek kullanımlık önlüklerimiz çok azalmıştı. Kritik seviyeye gitmiştik. Bereket yardımlarla onları hallettik. Şu anda ihtiyacımız var mı başkanım? Yani 15 günlük ihtiyacımız yok. Evet. Ama 15 gün sonra alabileceğiz. Büyük ihtimalle inşallah alırız. Yani şeyden. Alamazsak ne olur? Hazırlıklı olmamız lazım. Sadece orada bir problemimiz var. Yani el altında olsun demek istiyoruz. Evet, anladınız değil mi? Yani bizi yalnız bırakmıyor demek istiyoruz. Ama bu süreçte eksik olmayabilir mi? Hepimiz biliyoruz ki yetmeyebiliyor. Biz günde şu maskelerden başkanım 2500 tane tüketiyoruz. Şu anda 19.000 civarında maskemiz var. 2500 taneden ne eder? 2000 tane tüketelim. 10 günde 20.000 tane eder. 10 günlük maske. Yani 10 günlük maskemiz var. 10 günlük maskemiz var. Hele bir artış olsa daha fazla. Yani bu tüketimimizi anlatmak istiyorum. 20.000 maske. Bir anda bitiyor 10 günde. Evet. Yani biz o tedbirlerimiz aksaklık olmasın diye düşünüyoruz. Yoksa çok problem anlamında değil. Olabiliyordu. Bir ara durumlarımız eksikti. Misal sizden istedik N95 maskemiz var ya Neşet Hocam. Evet. N95 maskemiz haftada 378 tane tüketiyoruz. Haftada? Haftada 378 tane. Az mı? Çok. 350 çarpsak siz 1000 tane getirirken fiyatını biliyorsun başkanım. 1000 tane bile ne kadar pahalı. Evet. 4 haftalık neredeyse kaç lira tutuyor biliyorsunuz. Evet. Biz onları hesapladık. Yani ileride bunları teminde başta depomuzda olsun belli oranda. Çok fazla istemiyoruz. Böyle en azından birer aylık stoklarımız olsun diye biz düşünüyoruz. Şu anda yönetebiliyoruz. Çok güzel. Yani derdimiz kısaca bu. Bizim paralarımızı, özel fabrikalarımızın şivalyalarına yatırmayacaksınız. Sayın Muhtarlar Derneği Başkanımız. Tamam. Bir araya geliriz, önümüzdeki günlerde bir araya gelelim. Emekli maaşları var. Tabii, önümüzdeki hafta bir araya gelelim. Bunu bir organize edelim. Devlete kim yardımcı olmuyorsa, hesabını verecek yani. Şimdi, Sayın Muhtarlar Derneği Başkanım, çok güzel bir yere temas ettim. Biz
bu kötü süreçte, bu kötü süreçte bu bankalarla bir istişaremiz devam etsin. Bugünkü konuşmaları çok tatlı bir şekilde esnafın yanında olacaklarını arz ettiler. Sayın Osman Başkan'ın dediği gibi 3-5 gün bekleyelim. 3-5 gün bu süreç içinde acaba ne yapacaklar, ne edecekler? Muhakkak tabii. Ya. Biz bunu gündeme getirebiliriz. Biz üyelerimizden ben bilgi alabilirim. Bu bilgileri de size aktarırım. Ondan sonra biz bu toplantıyı bir hafta 10 gün önce yapmıştık. Tekrar bir hafta 10 gün sonra tekrar yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın Osman Başkan bugün bizi davet etmişti odasına fakat cesaret edip de korkudan davet edemedi herhalde, öyle tahmin ediyorum. Tamam mı? Yarım olmadığından ama bir daha Başka bir şey daha söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde çay sezonu geliyor. Bunu bir fırsata çevirelim. Çay sezonu. Herkes kendi çayını kendisi toplasın. Toplayabiliriz. Zaten kendimiz toplayacağız. Toplayalım. Kimse endişeye kapılmasın. Benim görüşüm bu virüs elbette bitecek. Bir de bunu büyük beraberlikle bu işi çözeceğiz. Osman, ama önümüzdeki çay sezonu geliyor. Bu çayda şimdi, yarın çevirelim. Herkes kendi çayını kendisi toplasın ve para pazarda kalsın. Evet. Yarınki toplantımız, tarımla ilgili telekonferansla Sayın Borsa Başkanımız Mehmet Erdoğan Bey'le ve Sayın bizim bölge başkanımız Şaban Karametoğlu'la beraber telekonferansla bir toplantımız olacak. Bu telekonferans toplantısında benden dileğiniz, yani bu toplantıya gündeme getirmem bir şey varsa bana bilgi verebilirsiniz. Ben sizi bilgilendiririm. Yani gündeme getirilmesi gereken bir şey varsa Perşembe günü de saat 13.30'da tekrar Ankara Odalar ve Borsa Haberliği ile tekrar telekonferansla toplantımız var. İstediğiniz bir şey varsa, talep ettiğiniz bir şey varsa bunu gündeme getirebilirim. Ziraat'la ilgili Mehmet Bey'le ben görüşüyorum. Çaykur Genel Müdürlüğü'yle görüşüyoruz. Ziraat çayla ilgili çalışmaları hem valilik hem kaymakamlıklarımız borsa içinde olmak şartıyla planlanıyor. Bir sıkıntı yok. Gidişatta sıkıntı yok ama hocamın dediği Sayın Ziraat Nasıl Başkanım, bu konuda sen çok ilgileniyorsun. Takip ediyorum sizleri. Tebrik ediyorum. Daha da ilgilenmen lazım. Bize de bilgilendirirsen, biz de yardımcı oluruz sana, biz de yardımcı oluruz. Ben bir şey daha arz edeceğim size de, siz nasıl biliyorsunuz? Şimdi bugün bir bilgi kirliliği var. Kaymakamlar İstanbul'da buraya çay içmek için gelecekler. Anlatsın, bilgi var herhalde. Aynen öyle. Vali demiş ki, işte çay müstahsili olduğunu belgelerse izin verecekler de çay toplamaya gelecekler diye. Şimdi arkadaşlar, burada doktor da buradadır. Şimdi bir gerçek vardır. İstanbul büyük bir metropoldür. Bugün virüsün en çok yoğun olduğu yer İstanbul'dur. İstanbul'u topyekun olarak kontrol edebiliyorlar ama oradan gelecek adamlara izin verilirse de buraya gelecek adamlara burada kontrol etmek mümkün olmayacak. Köylerde yerleşik alanın dağınık olduğu için bunlar bir yerden kontrol edemeyeceklerine göre burada hastalık patlayarak yani daha kötü olacak. Bu tür şeylere sen artık yetkililerle daha fırsatın olur bunlarla görüşmek. Ya tabii ki şimdi Sayın Kaymakamımızla görüşürüz. Dışarıdan gelenlere kesinlikle izin vermesinler. Ne kadar? Adam şimdi adam diyor ki ben oradan geleceğim diyor. Gelecek buraya kendini izole etmeyecek. 15 gün içeride kalması gerekiyor. Kalmayacak. Öyle değil mi doktor? Sayın Başhekim sen bu konuda İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Pazar, Ardeşen, bu Rize bölgesindeki müstahsillerin gelmesini istiyor musun? Kesinlikle ben istemiyorum. Doktor, ben de istemezdim başkana. Şu anda iyiyiz. İyi, yani iyiyiz diyorsun. İyiyiz. Stabil gidiyor. Stabil gidiyor herhalde. Şu an iyisin var mı? İnşallah daha düşer. İnşallah hastanede hastasız kalırsın. Allah'ım kendine. İnşallah hastasız kalırsın. Biz de şu an sıkıntı bulunsa hastaneye gelemiyoruz. İnşallah. Hasta gelmiyor anlamı değil. Başka bir yere geliyor. 80-90 tane şüpheki vaka geliyor ama pozitif çıkan bir tane. Ateş olur. Testlerini de yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani öyle geride gitti değil. Yani biz şu anda bir tane pozitif ama 18 tane yatan hastamız var. Testini gönderiyoruz, negatif geliyor. Bir daha kontrol için alıyoruz, tekrar olunca taburcu ediyoruz. Yani biz çok taburcu ettik. Ama pozitif çıkmıyor, şansımız orada. Çok güzel. Yani hasta gelmiyor değil. Evet. Hasta geliyor ama pozitif COVID. Yani şu anda Sayın Muhtar Derneği Başkanlarımız, siz büyük şehirlerde
müstahsırın gelmesini istemiyoruz. İstemiyoruz ya. Kesinlikle istemiyoruz. Pazar Rize. Bu da bir sıkıntı yalnız. Tabii Rize gelmesini istemiyoruz. Adam çaya nasıl bir şeyinde de sabiyemiyor. Ya işte o da olmuyor. Bakın arkadaşlar. Ben buna katılıyorum ama. Şimdi hepimizin bir yakını var İstanbul'da. Hepimizin bir yakını var. Onlar zaten izole olmuşlar. Kendilerini kadar hiç aynı bir şey mi? Kim bir şey yapar? Sen yeter avantajı olur biliyor musun? Yurtlarımız var. Gelir aynen yurt dışından gelir. Aynen öyle olur. Abi kalmazlar. Ondan sonra kalacak çocuk. Aynı bir kalacak. Şimdi onu diyor bak. Ama başka onu diyor. Şimdi diyecek ki. Şimdi. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Bunu gündeme atabilirsin bak. Ben bir bilgi vereyim. Şimdi İstanbul'daki. Bir dakika. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değişik illerden gelecek olan çay müstahsillerimize biz yardımcı olabiliriz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Sayın Başhekimimin dediği gibi, Sayın Kaymakamımızla, belediye başkanımızla istişare ederek biz bunları gelince 14 gün yurtlara yerleştirebiliriz. Öyle olabilir. Gelecek olan kişilere yardımcı olalım. Yurtlara yerleştirelim. Bizim kontrolümüzün altında olsun. Ondan sonra köylere dağılsın. Yani onların da sağlığı bizim için çok önemli. Elbette. Bizim sağlığımız da onlar için çok önemli. Hep kardeşiz. Bu çay bizimse bu çayımızı bizim toplamamız lazım. Şimdi tamam o mantıklıdır. Bak şimdi evde onu kontrol edemezsin ama sen oradan geldiği zaman mesela yurtlarda başını polis dikeceksin, yurttan çıkamayacak.